Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyüne geldik. Muhtarımız gerçekten de muhteşem bir kahvaltı hazırlamış bize. Dedi ki burada, buramız açılışı bile yapmadık. Birazdan açılışı yapacağız. Muhtarım dedi ki sizlere de gözleme sıkma falan bir şeyler yaptırıyorum dedi. Biz de o zaman hele gidip bir görüntü alalım oradan dedik. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Sizi bir tanıyalım. Adın neydi, soyadın neydi? Adım Şükran Uvacık. Şükran Uvacık. Gözleme bazlama falan yapıyorsunuz. Evet. Ya şimdi bu adamlar nereden geldi? Sabah sabah bizi rahatsız ettiler işte bilmem. Dağa gideceydik, bağa gideceydik, işimiz gücümüz vardı. Sizden mi oynayacaktık falan değil mi? Yok. Bugün buna bağlıyık. Bugün buna bağlısın. Evet. O zaman muhtar size organize etti. Bugün evet. Bu işlerden. Evet. Ne yapıyor köyde? Sen ne ediyorsun buralarda? Bizim işimiz bu. Ekmek yaparız. Tarlaya giderik. Bağa, fıstığa. İşlerimiz bu. Bağa, fıstık falan çok. Muhtarın neyisin? Kaynanasıyım. Kaynanası. Dayarı muhtarı, kaynanana da ekmek yaptırırsan artık sen artık ben bilmeyeyim yani. Değil mi? Evet. Evet. Kurban olsun kendine bu işlerimiz. Kurban olsun kendine bu işler diyor. Evet. Herhalde damat herhalde muhtar yeğen kıymatlı yanında. Çok kıymatlı. Belli. Üç damadım var, üçü de birbirinden kıymatlı. Öyle olması gerek. Evet. Ayrımcılık ayrımcılık olmaması gerek. Çok. Çok. Oğlumla bir de varlar. Valla teyzem burada güldü ama bir şey var herhalde. Güldü biz dönürük ondan. Evet. Yani ayrıcılık yok dedin de. Yok gene yok. Aynı. Gelinleri seveyim mi? Bak öyle değil. Seviyorum. Sevmez olur muyum? Kendinin kızı ya. Çok seviyorum. Ondan öyle değil. Ondan öyle değil. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Teyze sizi tanıyalım. Dönür müsünüz? Dönürüm ama tanımak gerek mi? Tabii canım. Adım neyi? Soyadım neyi? Asiye Akkuş. Asiye Akkuş. Asiye Akkuş. Akkuş. Siz de pişiriyorsunuz. Biz de pişiriyoruz işte. Ne yapalım? Sen de muhtarın kaynanası. Muhtarın kaynanası. Ben de bunun dönürüyüm. Senin kızın mı? Benim kızım onun gelini. Kızım gelini. Kızın gelini. Ya ondan dedin sen hele kızları da seviyorum hele bir sor deyin onun için dedin. Onun için dedim hele o damatları seviyor da hele gelinleri de seviyor mu dedim hele bunu da örgenek dedim. Damatı seviyor gelinleri de seviyor. Doğru severik gelinler sevilir mi? Sevilmez mi? Sen dertlisin o zaman gelinlerden. Gelinim ya benim gelinim yok yine bir gelinim var o bir de neyi de severim sen? Bir gelini ben çok severim. Beni bir tane çok der. Bir tane olsa daha kıymatlı olması gerek. İşte kıymatlı diyorum benim gelinim bunu iki tane olduğu için belki sevmez. Ya sever ya. Sever. Sever sever. Seviyor seviyor. Evet. Bu bize karşı iyiler diye. Oysa sever. İyiyim işte ne diyeyim. Sağ olsun işi rast geçsin. Öyle. Sağ olsunlar. Memnunuk. Biz de, dünürler de memnunuk. Kızlar, damatlar memnun. Hepsi birbirinden memnun. Allah cümlesini memnun eylesin. Amin. Olması da gereken o. Peki size de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Tamam. Bu, sen de bu yaşta da ocağın başına koymuşlar bu sıcakta mı? Ne edeceksin? Bak bu tabralı gözlerinden böyle bak buralardan terlemiş bütün. Ya öyle olur işte. Yaşlıları böyle angarya işlere, böyle ocak başına evet, falan şeylere. Damadı kendini gömme. Bizim de oğlumuz biz de çok severik Ali'yi. Ali'nin için her şey feda. Ali? Muhtar. Sarı. Muhtar Ali. Ha. Ona her şey feda. Gelirik rezil olmak burada daha mutluluk duyuyoruz biz bundan. Yardım ettiğimiz için. Muhtar herhalde daha başlamadık. Muhtar'dan ama Muhtar da bayağı sevilen de birisi. Benim de bu tarafım döner gibi kızarmaya başladı bu tarafım. Onu söyledim. Bir köy seviye dedim. Kaynanası sevmesin mi dedim. Yani, köy seviye dedim. Ali'ye. İlle bir tane sevmeyen de çıkar yani. Onu da araya katar gider ki. Görünür. Bu arada kaybolur gider. Görünmez o. Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bazımız Size de sağ olun. Daha bir de konuşmak değillerdi. Yani 5 saat ben buradan çıkmam her konuşsak. Daha bir de konuşmam diyorlar. Daha hesabım var başlamadık. Daha başlamadı ki. Bazılarımız orada sıkmalarımız da yapılmış. Birazdan bunları yiyeceğiz. Geleceğim muhtarım. Bazılarımız sıkmalarımız burada yapılmış sevgili seyircilerimiz. Birazdan geçeceğiz. Muhtarımızdan açılışımızı yapacağız. Ondan sonra bir masamız hazırlanıyor, kahvaltı masası. Karacaburç köyündeki kahvaltının nasıl olduğunu görün diyordu muhtarım. Birazdan göreceğiz. Bizlerden ayrılmayın.
Evet sevgili seyircilerimiz, Servet'le bizim elde programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Karacaburç köyündeyiz. Muhtarımızla o gün görüştük. Buyurun gelin dedi. Kendisine kırmalık geldik. Muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam Servet Bey. Cümleten hoş geldiniz. Köylüm adına ve kendim adıma size teşekkürlerimi sunarım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım öncesi bir tanıyalım. Adınız ne, soyadınız ne? Karacaburç Mahalle Muhtarıyım. 37 yaşındayım. İsmim Ali Teze. Ali Teze, ha evet. Teze Muhtar bir daha. Evet, Teze Muhtar. Daha Teze evet. Muhtar, yeni. Yeni seçildik. Allah hayırlı görevlerde bulunma nasip eylesin. Köy için, köylüm için elinden geleni yapacağım. Peki köyünüz kaç hane muhtarım? Köyümüz 300 hane. Bu yaklaşık nüfusumuz 2000 falan nüfusumuz var. Bayağı büyük bir köy. Açılmış durumda yani. Yaylı olduğundan dolayı Sof Dağı'ndan sonra en yüksek olan köy bizim köy rakım olarak. Yerleşim yeri de bayağı bir dağınık durumda yani. Dağınık, onu evet, ben söyleyeceğim. Evet. Yani köyümüz çok güzel bir köy. Yayla köy. Fıstığımız var. Gelir kaynaklarımız fıstıkçılık, bağ, hönsüzü mü dedik, Antep hönsüzü. Ondan dolayı biraz meşhurluğumuz var köyle ilgili. İşte sanayiye yakın olduğundan dolayı sanayi işçilerimiz gidiyor. Yaklaşık %50 sanayi ağırlıklı çalışan işçilerimiz var. Köy fazla bir artık köyden de çıktı yani hemen hemen kalmadı Servet Bey. Yani işte böyle yani durum böyle şu an bundan ibaret. Bu tarihinde bahsettiği gibi sevgili seyircilerimiz köyün konumu çok güzel. Bir yüksek dikeyi de var. Gerçi araziler de bayağı geniş. Evet. Hatta buraya da yine program içerisinde yer vereceğiz. Kuzey şehir yapılıyor. Orada evet. Köyün içinde biraz bayağı da bir çalışmalar var. Yollar falan hep tadilat yapılıyor. İşte eşilmiş, mucurlanmış, kumlanmış falan bayağı şeyler de var. Güzel bir köy. Ortalama ben 10 yıl, herhalde 10 yıl rahat oldu. 10 yıl önce de yine ben burada bir program yapmıştım. O zaman daha küçüktü. Yani 10 yılda bayağı bir gelişme olmuş. Evet, bayağı bir gelişme olmuş. Sosyal tesislerimiz yapıldı. İşte camiye başlandık. Cami yapılıyor şu an. Cami bitme derecesinde. Bazı eksiklerimiz var. İşte bazı faaliyetlerimiz de var. Hala şu an devam etmekte. Elimizden geleni yapacağız. İş bitmez. Bitmez evet, iş bitmez. Gereken neyse uygun bir şekilde yapacağız. Ne eksik biter, aynen. Ne de iş biter. Ne de köye hizmet biter. Ya biz köy diyoruz sevgili seyirciler. Burası da gerçi mahalle oldu. Hep Antep'e yakın yerlerin hepsi mahalle oldu. Yine biz köy diyoruz. Mahallede bu patlıcanı, biberi falan göremezsin. Buralara köy. Biz köy diyoruz. Köy daha güzel. Servet Bey'i çağırdık. Allah razı olsun geldi. Kendisine elimizden gelen ilgiyle karşılayacağız. Gereken neyse yapacağız. Böyle köyümüzde Allah razı olsun. Köyümüzde Karacaburç köyünde ne var ne yok. Sizlerle birlikte gezeceğiz sevgili seyircilerimiz. Az önce bazıyı falan aldık sıkmaları. Arka tarafta da masa herhalde hazırlandı. Bizim de buranın Karacaburç köyünün kahvaltısı mükemmeldir. Çeşidi çoktur. Oraya bir geçeceğiz. Kahvaltımızı yapıp ondan sonra köy turuna çıkacağız. Köyün içine dalacağız sevgili seyircilerimiz. Bizlerden ayrılmayın. Buyurun. Evet sevgili seyircilerimiz, biraz önce açılışımızda da bahsettiğimiz gibi Karacaburç'un dedi
Muhtarım kahvaltısı çok farklıdır. Gerçekten de öyle. Açık büfe istediğiniz var. Bir kuş sütü esik dedikleri gibi bir kuş sütü esik herhalde. Gerçekten de muhteşem bir kahvaltı hazırlamış muhtarım. Sizin neyiniz meşhur muhtarım? Bizim burada Karacabış köyü olarak fıstığımız meşhur. Köyün geliri olarak. Hönüs üzümümüz var. O meşhur. Ayrıca işte hayvancılığımız var. Dana beslerik, inek beslerik. Koyunlarımız var. Köyde ufak tefek de olsa yine bir ekicilik devam etmektedir yani. Öyle bir fazla bir gelir yoktur. %50'si sanayi ağırlıklı. Ondan dolayı işçilerimizin çoğu sanayiye gitmekte. Yani köyde ufak tefek işte ihtiyaçlarımız var yani. Şimdi kurbana da şurada bir hafta kaldı sevgili seyircilerimiz. Kurbanlık ihtiyaçları olanlar da var. Herhalde kurbanlık da var köyde satanlar. Var, var evet. Karacabuç kurbanlık beslemekte hemen hemen ağırlıklı bir durumda. Eğer kurbanlık isteyenler olursa Karacabuç'a gelmelerini tavsiye ederim. Küçük baş, büyük baş. Hepsi mevcut durumda. Hepsi mevcuttur. Evet. Biz de Servet Bey'i çağırdık buraya. Bir kahvaltı yapalım dedik. Bizim Karacabuç'un kahvaltısını tanıtalım dedik. İşte Antep peyniri evet. Dediğimiz koyun peynirimiz var. Efendime söyleyeyim bu inek doğum yaptıktan sonra ağız olur. Ağız. Bu ağzımız, bu süzme balımız, köyde yine arıcılarımız var üretmekte. Bu da kara kuvan balımız var burada. Burada. Evet. Biz sabahleyin sıkmaç yeriz. Köylü olarak sıkmacımız var. Karacabuş katmeri dediğimiz kendi köy yapımı katmerimiz var. Bazlama yaparız işte tereyağlı yumurta. Bunlar geçirir kahvaltımızı yapar gideriz. Daha ne olsun? Evet. Tereyağı var. Yoğurt var. Çörek de var diyor dayım. İşte köy yumurtası orada herhalde tereyağını yapılır. Sıkmaç var, zeytin evet. Var. Maşallah subhanallah Allah bereketini arttırsın. Amin. Olmayanları da Rabbim kısmet etsin. Onlara da versin diyelim. Gerçekten de muhteşem bir sofra sevgili seyircilerim. Hani 5 yıldızlı otellere giderseniz açık büfe işte şeyler bazı yerlerde hani derler ki serpme kahvaltı işte burada yok yok dediğim ama burada olmayanlar burada olanlar o serpme kahvaltı dedikleri yerde de bazılarda olmaz. Evet. Burada hepsi hakiki birebir köylünün doğal, sizlerin ürettiği doğal. Doğal. Evet. Burada da balcılar da varmış. Onlardan da yine bir hasbihal olacağız. Birazdan onları da konuşuruz. Arıların yanında da arılar da buralarda herhalde. Onlar da neyse uzaksa gidemeyiz. Onlardan da yine sohbet ederiz, konuşuruz. Biz kahvaltımızı yapacağız sevgili seyircilerimiz. Dediğimiz gibi bu hafta Karacaburç köyündeyiz. Evet. Muhtarım bayağı Ali şeyler teze. Varmış. Evet. Muhtarım hani biraz önce dedim ben teze muhtar daha yeni evet. Muhtar. Soyis bir de teze. Evet, yeni de muhtar. Teze muhtar. Teze muhtar. Evet. Teze muhtarım bize böyle güzel bir sofra hazırlamış. Ben de köyüm büyüğü olarak muhtar olaraktan abilerimi, dayılarımı, büyüklerimi çağırdım bir kahvaltı yapalım dedik. Sizlerin aracıyla vesile olduk Servet Bey. Sağ olun Allah razı olsun. Burada da köy halkında toplamış sevgili seyircilerimiz. Azalarım var. Azalar da varmış. Evet. Köy halkında toplamış. Yine onlardan da zaman zaman mikrofonumuzu uzatacağız. Evet. Sohbetlerimizi yapacağız. Fazla durdurmayak bunu burada. Buyurun. Biz kahvaltımızı yapalım. Sevgili seyircilerimiz, Servet de bizim eller biliyorsunuz YouTube kanalından devam ediyor. Bayağı da bir yol aldık. Bizlere abone olmayı unutmayın diyoruz. 1 milyon civarı şu an. Çok teşekkür ediyoruz Servet de bizim eller programı izleyicilerine. Biz full devam ediyoruz yolumuza. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizlerden ayrılmayın.
Evet sevgili seyircilerimiz, muhteşem kahvaltımızı yaptık. Muhtarımla ve köy halkımızla çıktık, parka geldik. Şimdi muhtarım, ben yıllar önce yine söylemiştim, burada bir program yapmıştım. Burası da, burada bir göl gibi bir yer vardı. Evet. Burası herhalde doldurulmuş, güzel de bir park yapılmış. Evet. Sizden alalım. Allah belediyemizden razı olsun. Bayağı bir güzel hizmetlerde bulundu. Sosyal tesisimiz, taziye evimiz, muhtarlık odamız. Burayı yan tarafı çay kafeterya gibi düşündü. Çay ocağı yaptı. Arkada taziye evimiz var. O şekilde bir hizmette bulundu. Çocuk oyun parkı yaptı. Yani hizmetlerinden memnunuz. Allah razı olsun belediyemizden. Şu an bir sıkıntı yoktur. Eski hali burası göldü. İşte hayvanlar burada su içerdi. Ondan dolayı da burada bir sinek falan pislik oluştu. Belediyemiz gölü kapattı, park haline çevirdi. Vatandaşlarımız, köylülerimiz burada oturuyor. Zamanını geçiriyor Servet Bey. Şimdi sevgili seyircilerimiz, muhtarımızla bahsettiği gibi gerçekten belediyelerimiz muhteşem çalışıyor. Yani Şahin Bey belediyemiz olsun, Şehitcan belediyemiz olsun, Büyükşehir belediyemiz olsun. Biliyorsunuz biz köyleri geziyoruz. Yani köylerin tamamen çehresini değiştirdiler. Muhtarım da bahsettiği gibi sevgili seyircilerimiz, sosyal tesisler, işte taziye evleri, muhtarlık odaları, ziyaret türbe varsa oralara bütün restorasyonunu yaptılar. Parklarını yaptılar, çocuk oyun alanlarını yaptılar. Gerçekten de muhteşem çalışıyorlar. Hani ben hep söylerim, işte taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun dediğimiz gibi. Gerçekten de muhteşem çalışıyorlar. Yani şu an köyler, samimi söylüyorum ben, hem ben köyleri çok seviyorum, ben de şehirden daha iyi oldu. Evet. Daha yeşillendi, ulaşımı daha kolay oldu. Ne bileyim, suyu olsun, işte sosyal tesisler olsun, parkı bahçesi olsun. Yani her şey, şehirde olmayan birçok da diyebilirim köylerde mevcut. Mevcut oldu Servet Bey. Vatandaşlar olarak memnunuk. İşte büyüklerimiz hep olan hizmetlerden memnunuz. Yani konuşmak isteyen varsa büyüklerimizle konuşabilir. Gereken neyse. Ona da mikrofon uzatalım. Evet. Gerçekten de ben diyorum, ben köyleri gerçekten seviyorum. Çok daha güzel çalışmalar var belediyelerimizin. Ellerine sağlık diyoruz. Yine hala da çalışma yapıyorlar. Buradan başlayalım. Şöyle geçeyim. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. İsmim Ali Cansız. Karacabuşku İdare Heyetindeyim. Ağza. Ağzayım. Böyle işte, neler söylersin? Yani biz belediyelerimizden gerçekten de memnunuz. Şu yapılan hizmetler, şu park çok ender bir köylerde yoktur. Mükemmel bir şey. Bizim burada göldü, bataklıktı. Şu anda mükemmel bir şekilde parkımız var. Emeklerimiz olsun, şeylerimiz olsun, burada gelip her türlü sosyal tesislerimiz var. İyi, güzel, rahat. Daha ne olsun? Evet, evet. Sütünüz bol, yağınız bol, her yoğurdunuz şey, bol, her şeyimiz bol, fıstığınız bol. Evet, evet, çok güzel. Her şey var. Var. Her şey organik var. Yani. Evet. Ananız da kuzul kuzul, kuzul kuzul dert mi yesin, kuzul kurt mu yesin diller, bir şey diller ya. Biz de Antep'te şehrin içinde Eğridek bizden. Tabii ya. Balınız tabii var, balcılarımız evet, burada. Balcılarımız burada, eski muhtarımız. Mustafa Kiya eski muhtarımız arıyla uğraşıyor. O arıyla ilgili şey yapabiliriz. O arıyla ilgili biz organizasyonu yaptık. Birazdan gideceğiz. Orada tanıyacağız kendisini. Orada balın analizini de yaptık. Ben hemen buradan da reklamına da başlayayım. Gerçekten de muhteşemdi sevgili seyircilerimiz. Sabahleyin sesim benim biraz kısıktı. 2,5 kaşık bal yedik. Sesimizi falan da açtı. Peki size de teşekkür ediyoruz. Konuşmak isteyen varsa mikrofonumuzu uzatalım. Sizi tanıyalım. İsmim Bilal Bozyiğit. 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 İdare yeterliyim. Azayım. Evet. Muhtarımın dediği gibi ben de katılıyorum. Belediyelerimiz çok güzel hizmet yapıyor. Böyle yani. Böyle. Yani. Şimdi, belediyelerimizden memnunuz. Muhtarın da bayağı sevilen bir muhtar. Evet. Sevilen bir muhtar. Genç, dinamit, diken gibi bir muhtarımız var. Tutturum, Allah kendine razı olsun. Evet. Tutup da yani böyle çekip çıkaran bir muhtar. Muhtarın herhalde köyle ilgili bayağı projeler de vardır. Onu da diğer şeylerde bir sorarız. Düşünceleri tabii vardır herhalde. Neler köyde ne eksikler var, neler yapılması gerek. Onlar da herhalde şeyleri var. 4-5 aydır bir muhtarımız yani biraz gene yani. Teze muhtar. Teze muhtar. İnşallah ileride yol alacaktır yani. İnşallah o da alışır. Evet. Şimdi birçok yerde servis ediyoruz. Biliyorsunuz biz köyleri gezip muhtarla çalışıyoruz. Seçim zamanı geldiğinde işte nasıl muhtar dedi, aday mısın? Ya yok ya, o sandım da bıktım da bilmem neler falan filan derler. Seçime 2-3 ay kalasıya
yandım yanalaya düşerler. Hani bizim mantebene yandım yanalaya düşerler. İşte ne oldu muhtar? Ya halımıza komadılar falan. Geri şey ettiler. Artık sen de o sanın mı yoksa devam mı edin? Kısmet. Mühürü bir daha kimseye vermem mi edin? O günün şartına bağlı Servet Bey. Şu an bir şey desek boş. Elimizden geleni yaparız. Köylü isterse tekrar bu yola devam zaman ederiz. Ne göster? Evet, evet. Şu an bir şey diyemeyiz. Zamana bağlı. Her şeyi zamana bağlıyoruz. Artık milleti de kandıramayız. Kim çalışıyorsa ona verirler. Aynen öyle Servet Bey. Ben de mahalle adaylığımı koydum. Oy bile alamadık. Yok şükür. Allah razı olsun. Beni sevmediler mi? Beğenmediler mi? Köylerimden Allah razı olsun. Erkeşten Allah razı olsun. Elimden gelen hizmeti yapacağım Servet Bey. İnşallah yaparsın. İnşallah. Evet. O gözünü kaldırıp duruyor. Benden konuşmadığın da niye konuşmuyor? Sen tanıyorsun. İsmim Zekeriya Bozyiğit. Biz de köyde bir vatandaşız Karacaburç'ta. Yani elimizden neyle uğraşıyorsun? Köyde neyle uğraşıyorsun? Genelde sanayide çalışıyoruz biz. Evet, sanayide çalışıyoruz. Yanı sıra da hayvancılıkla ufak tefek uğraşıyoruz. Var mı koyun kurbanlık falan? Vardı da sattık. Sattınız, bitti. Sattık, bitti. Benimki bitti ama olan arkadaşlarımız var. Sabah varsa. Sabah gelirken radyoda dinledim ben, kurbanlıkta bitmek üzereymiş. Şurada 4-5 gün kaldı. Aynen. Kurbana, yani Türkiye genelinde. O günde bir yazı okudum bir yerde, Kars'ta galiba. Koyun çok diyor, alan yoktur diyor. Bir amcamız geldi. Amca evet. Hoş geldin. Sağ olun. Seni bir tanıyalım. Adın ne? Soyadın ne? Mehmet. Mehmet. Soyadın ne amca? Behrul. Mehmet. Çamalı Mehmet. Çamalı Mehmet. Çamalı Mehmet. Mehmet. Neydi? Çamalı Mehmet. Çamalı. Çamalı Mehmet. Evet. Çam gibisin maşallah. Evet, dayı. Ağası bu Servet Bey. Öyle mi? Evet. Fıstık ağası. Allah bol versin yani. Yok yok bu adamda. Köyümüzün ileri geri adamlardan biri. Niye sessiz durayım? Konuşsana. Ya, siz konuş. Köyün ağasıymış. Evet. Fıstık ağası. Fıstık ağası. Evet. Fıstık bayağı vardır o zaman. Yok. Var, yok. Mıhtar var değilsen yok deyin. Yok ağaç var da yoktur bu sene. Hey fıstık yok. Ağaç doğru. Bu yıl fıstıklar daha çok düşük sevgili seyircilerimiz. Hemen hemen 50 tane ağaçta 2 tane 3 tanesinde pat çat var diyoruz. Bir parkı çektik Servet Bey onları. Alırız parkı alırız. Evet sevgili seyircilerimiz Karacaburç köyü gezilerimiz devam edecek. İşte bakalım bizi muhtar nereye götürecek. Köyü gezeceğiz sizlerle birlikte. Bizlerden ayrılmayın.
Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada bir cami inşaatı varmış. Yine onlarla bir görüntü alalım diye geldik. Yine muhtarımdan alacağız bilgiyi. Muhtarım, bu camiye ne zaman başladınız? Kimlerin desteğini, kimlerin yardımıyla götürüyorsunuz? Bunu tabii ki böyle bir ibadethane köy halkıyla veya şunda bunda olacak bir şey değil. Evet, evet. Biz bu göreve başlamadan önce 3 ay oldu göreve başladık. Bundan önceki muhtarımız da delalet oldu sağ olsun. Tüm köylüler, sanayi yakın olduğumuzdan dolayı iş adamları, mühendis arkadaşlarımız var. Onlar bayağı bir yardımcı oldular. Güzel bir cami inşa ettik. Bitmeye de çalışıyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız biraz kısıtlandı. Bundan dolayı işte hayırsever abilerimiz, arkadaşlarımız varsa Karacabüş Köyü Camii'ne yardımlarını bekliyoruz. Güzel bir cami oldu. Köylüye açık bir ibadet alanı. Yani gereken neyse elimizden geleni yaparız. Köylünün de yardımlarını bekliyoruz. Kaç kişilik bu cami muhtarım? Aşağı yukarı 1500 kişi falan namaz kılınacak bir mevcut durumda. 1500 kişilik. Bodrumu varmış. Burası var, bir de asma evet. Yeri varsa. 1500 kişiye hitap etmekte. Güzel bir cami oldu. Bayağı bir eksiklerimiz var daha. Etraf çevre düzenlemesi eksik. Hayırsever abilerimizin hayırlarını bekliyoruz. Şimdi sevgili seyircilerimiz, hani Yüce Rabbim buyurur, işte Peygamber Efendimiz de buyururlar. Kalıcı bir eser, yani vefat edip gittikten sonra amal defteri kapanmayan, sadece kalıcı eser bırakanlar. Çeşmeydi, camiydi, Kur'an kursudu. Bu tür şeylere bizler bir İslam devleti olarak, Müslüman olarak bunlara destek vermemiz de gerekiyor sevgili seyircilerim. Bu Karacaburç köyündeki caminin, eğer sizlerin de bir tuğla da benim olsun, birkaç tuğla da benim desteğim olsun diyorsanız, buradan hayırsever sanayici iş adamlarımıza ve tüm halka duyurmuş olalım. Ufak tefek şeyler de kalmış, biraz daha şeyleri var, eksikleri var. Onlar da tamamlanırsa ortalama 1500-2000 kişiye yakın kişi burada ibadet edecekler. Ondan sevaplarından da sizler de faydalanabilirsiniz diyoruz. Yardım etmek isteyenler, destek vermek isteyenler varsa buradan da duyurmuş olalım. Karacaburç köyündeki inşaatı devam eden camiye yardımlarınızı bekliyoruz. Bunlar bizim ibadethanelerimiz, sevgili seyircilerimiz. Köyler 2-3 evden başladı. 10-20-30-40 derken büyüdü. Tabii ki bunlara da camiler yetmedi, Kur'an kursları yetmedi. Kur'an kursunuz da var herhalde bildiğim yoktur, kadar. Yoktur, yeni yapıyoruz tadilat aşamasında. Yapıyoruz. Şu an tadilat aşamasında. Biraz sonra orayı da gezeceğiz. Gereken yerlere işte başvuracağız Servet Bey. Burada dernek başkanımız, yardım etmek isteyenler, dernek başkanımız Mehmet Dertli amcamız var burada. Onun da bayağı bir emeği var. Onu da bulabilirler, irtibata geçebilirler dernek başkanımızla. Bana ulaşamazlarsa onu da burada söylemiş bulmakta olalım. Yani Karacaburç köyündeki Mehmet Dertli amcamız veyahut da Karacaburç köyü muhtarına da müracaat edebilirsiniz. Bir yardım etmek istiyorsanız. Bizim de eğer katkımız olursa bu vesileyle belki bize de bir inşallah cevap gelir diyelim. İnşallah Servet Bey, inşallah. Katkılarınızı da bekliyoruz inşallah. 537 telefon numaramı veriyorum. 537 259 45 62. Ali Teze. Ali Teze. Teze muhtarımız. Karacaburç köyü muhtarımız sevgili seyircilerimiz. Buradan da muhtarıma ulaşabilirsiniz. Dernek başkanımızın numarasını da vereceğim. Onu da alalım. Mehmet Dertli Dernek Başkanımız 0539 287 57 23. Dernek Başkanımıza da ulaşabilirler. Yardım etmek isteyen arkadaşlarımız. Destek vermek isteyenler varsa bu güzelim bu camiye dediğimiz gibi sizin de bir tuğlanız, sizin de bir katkınız, desteğiniz olmasını isterseniz yardımlarınızı bekliyoruz. Tamam. Gezeceğiz. Bakacağız. Yine daha yeni başladık Karacaburç Köyü'nü gezmeye sevgili seyircilerimiz. Bizleri daha neler bekliyor? Sizlerle birlikte gezeceğiz. Bizlerden ayrılmayın.
Evet sevgili seyircilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Sabah kahvaltıda söylemiştik buranın balınla meşhur olduğunu. Balcı abimizle de geldik. Kendisini bir tanıyacağız. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Merhaba. Ben Karacabuş köyünden, eski muhtar Mustafa kiyadırlar bana. İki dönem muhtarlık yaptım. 20 yıldır da arıcılık yapıyorum. Ali teze mi aldı elinden muhtarlığı? Hayır, Ali teze değil. Teze almadı. Başka bir arkadaş aldı. Ali de o arkadaştan aldı. Hoş beyler. Ya yolları açık olsun. Şimdi baldan bahsettik. Şimdi sevgili seyircilerimiz, kahvaltıda yedik. Burada da şimdi yedik. Gerçekten beni biliyorsunuz. Ben neyse onu söylerim. Allah razı olsun. Gerçekten muhteşem bir balı var. Bunu balcı kiyamız anlatsın. Şimdi ballarımız doğal ortamda milli gram şeker katkımız olmadan 20 yıldan beri bir isim de yapmıştık bu çevrede şükür. Kimseye de bir yanlış yapmadık. Arılarımız doğal ortamda yaşıyor. Yani şeker veriyor muyuz? Onun bir mevsimi var. 11. aydan sonra. Sağımdan sonra veririz şekeri. Ama şekerin milli gramı yoktur balımızda. Arkadaşlar. Şimdi onu bir önce bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi şeker. Hani diyorlar ki bu şeker şeker balı mı? Evet. Şimdi az çok biz de sürekli program yaptığımız için biz de biraz bilgi sahibiyiz. Tabii. Benim eksiklerimi sen tamamla Kiyam. Şimdi arı sağıldıktan sonra arı aç kalmaması için biraz şeker verilir. Arının yemesi için, bal yapması için değil. Yavruya gitmesi için. O şekeri yavruya gitmesi için, çoğalma üremesi için o mecbur veriyoruz o şekeri. Ama bal sağımından sonra veriyoruz bunu. Fakat millet bunu yanlış arıyor. İkinci bir şeyimiz var. Bu ballarımız donuyor kışın. Sıkıntımız da var. Hakiki bal donar. Hakiki bal donar ama öbür arkadaş anlamadığı için internetleriniz var. Bakın arkadaşlar diyoruz. Bakan donuyor tabi bu arada da. Biz biraz burada sıkıntı yaşıyoruz. Donan balın hakiki olup olmadığını da bilmiyor arkadaş. Gerçek bal donar. Hakiki evet. Bal donar. Katkısız evet. Bal donar. Evet. Bunu ben de bayağı da marketçilik de yaptım. Bu ürünleri, bu bir çeşitleri de ben de iyi bilirim. Evet, bembeyaz olur. Bembeyaz olur. Sarımsı şöyle, evet. Tam beyaz değil de şöyle evet. Sarımsı gibi olur. Böyle. Yani şu rengi alır. Ha, o rengi alır. Evet. Kavanozda falan donduğunda. Evet. Onu da normal ateşe koyup eritmeyin. Ilıtın suyu biraz 35-40 derece. Evet. 35-40 derece suya kavanozu korsanız yine o eridiğinde aynı eski özelliğini, eski evet. Rengini alır. Güneşe, kaynatmayın. Yahut da güneşe koyun. En iyisi suda. Evet. Suda da olur. En iyisi suda. Sıcak havada da özelliğini bulur. Evet, aynı geri evet, erir eski şeyini alır. Evet özelliğini bulur. Şimdi biliyorsunuz işte kanallarda işte 5 kilo bal 100 lira, 3 kilo bal 50 lira falan gibi bir şeyler yapılıyor. Biz az önce de Kiyam'da da yine sohbette arka tarafta sohbet ettiğimizde işte balların şekerden şundan bundan şunusu bunusu olduğunu artık milletin kimseye güveni kalmadı. Gerçekten de öyle oldu. Güven kalmadı. Ama 20 yıldan beri eski kıyamız burada balcılık yapıyor. Tahlillerini de yaptırabilirsiniz. Her türlü analizini de yaptırabilirsiniz. Gerçekten biz tattık. Gerçekten muhteşem bir bal. Afiyet olsun. Eğer bal ihtiyacı olanlar varsa Karacaburç köyünde eski kıyamızı Mustafa Kıya'yı bulup buradan da doğal ballarını alabilirler. Şimdi elimizde iki tane petek var. Kıyam. Bunlar evet. Ne? Bunları bir anlatalım. Bu ballı pipetemiz. Daha yarım dolmuş. Tam dolduramamış arı. Evet. Tam dolduramamış. Fakat bunu almak mecburiyetindeyiz. Bunu almasak arı yavruya gidemez. Kendine saha açamaz yani. Evet. Bu yarım dolmuş. Fakat bunu böyle kesip yiyebiliriz artık. Yinecek durumda. Şu ikinci peteğimizde şunu tutar edeceğim. Şu da polenli bir balımız. Çok kişinin arayıp da bulamadığı sarılar, kırmızı kahverengi birkaç renk var. Polenli balımız çok değerli bir bal bu. Besin değeri çok yüksek. Vücudun zıhrı yani. Koruyucusu. Koruyucusu zıhrı. Çok değerli bir balımız bu balda. Allah yani herkese kısmet ederse tadına da bakarlar. Balın da ne olduğunu
görürler yani. Gerçek nasıl, balın, gerçek nasıl, balın olduğunu. Nasıl olduğunu görürler, evet. Balımız bu. Balımız bu diyor, eski kıyamız. Yine ben tekrarlamak istiyorum sevgili seyircilerimiz. Eğer sizlerde bal ihtiyacınız varsa biz hastalara bile bundan veriyoruz diyor. Tabi de ki ama şu var. Şimdi şeker hastaları bal yiyemez derler. Ama orada bir ama diyelim. Orijinal gerçek balı gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Aşırı olmamak şartıyla gelsinler, şekerler yükselmişse ben ona şeyim yani nasıl denir? Şekerleri yükselirse ben onların şeylerini veririm ayam, mesariflerini. Gerçek söylüyorum, şu bal şeker hastası olanlar yiyebilir, rahatlıkla yiyebilir. Hele şu polenli ise daha farklı. Daha farklı. Evet. Yani şeker hastalar yiyebilir. Aşırı yemezse şey olmaz yani. Aşırı her şeyin yiyorsa, fazlası yani zarardır. Sağlam adama bile aşırı bal, şu hakiki bal biraz sıkıntı verir. Tabii. Evet. Rahatsızlık verir yani. Yani işte evet, doğal bal, gerçek evet, bal isteyenler varsa da yine dediğimiz gibi evet, Karacaburç köyünde. Servet Bey'in sayesinde duyurmuş oluyoruz. Beni çok arıyorlar sevgili seyirciler. Ben de bir arayabilirsiniz. Ben telefonum merkezde var. Evet. Ben de arayabilirsiniz. Sizi yönlendirebiliriz. Polenleri zaten ayrı çıkartıp onu da satıyorlar. Polen dedeki yanında. Küçük küçük. Ya toz halinde toz satılıyor halinde da Servet Bey. Satılıyor. Aslında en hakikisi bu. Bununla beraber yemek. Tabii tabii. Şimdi bu petek arının yaptığı değil mi? Evet. Şunu her türlü bak poleniyle beraber getirmiş. Şu balın içinde polen var. %70'i polen bunun. Polenli bal yani. Çok kişinin arayıp da bulamadığı bir bal. Öbür şeylerde sahtekarlık olabiliyor. Bu polenlerde. Bunlar başka şeylerden de toplanıyor. Başka devletten de geliyor bu polenlerimiz. Aslında şu arının tamamen kendi getirmiş kışlık yiyecekleri. Hem de yavruya veriyor bu polenleri. Bu polen olmazsa yavruya gitmez arı. Evet. Arı yavruya giderken polen, arı sütü ve bal. Şu gözeneklere kur, kapatır yavruların üzerine. Orada beslenir. Yavru beslenir. Yavru beslenir, evet. Şimdi 2-3 dakika güneşte kaldık. Bakın, gelip akmaya başladı. Evet, evet. Güneş gördü ya. Gelip akmaya başladı. Dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, gerçek bal ihtiyacınız varsa, ben de kefilim bunu da söyleyeyim. Çünkü biz tadına baktık. Gerçekten de muhteşem bir bal. Bu köyümüzde eski kıyamızı bulup ben de arayabilirsin. Sizleri yönlendirebiliriz. Bal ihtiyacı olanlar da buradan alabilirler. Yeni muhtar olarak da ben de Mustafa Kıya amcamızın balına kefilim ve gelen bal almak isteyenlerin Mustafa Kıya amcamı bulmasını talep ederim yani. Kıya da kefil olduktan sonra artık mesele bitmiştir. Mesele bitmiştir. Az önce de bahsettim sevgili seyircilerimiz. Yani işte kimseye güven kalmadı. Dediğimiz gibi işte kanallarda satılıyor. İşte 15 kilosu 100 lira falan gibi, üstüne de bilmem ne hediye falan filan. Bunları biz biliyoruz. Onların yapımını da biliyorum. Onları da biliyorum. Ama işte yapmasalar daha iyi olur. Tabii tabii. Onların yüzüne gerçek üreticiler, gerçek bal üreticiler de mağdur oluyor. Evet, mağdur oluyor. Mağdur oluyor. Gelin alın, tadına bakın. Hoşunuza gitmezse, diye ürün benim diyor. Masraflarında ben aram sütüyüm, helal olsun. Helal olsun diyor. Para da vermesin. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyü gezilerimiz devam ediyor. Muhtarım dedi ki burada bir türbemiz var, ziyaretimiz var. Göy Dede Hazretleri dedikleri yer, oraya da geldik. Evet. Muhtarım, ilk önce ben şunu sorayım. Bu nerede yaşamış, ne gibi geçmişi var bu Göy Dede Hazretlerinin? İşte burada mı vefat etmiş, naaşı burada mı? Bunlarla ilgili bir bilgi alalım. Göy Dede Hazretleri Pazarcık'ta yerleşim olanı bir üç kardeşmiş bunlar. Gövdede olarak bilinen, sülalesinden gelen. Bunlardan Osman Dede Pazarcık bir köyünde yerleşik kalmış. Gövdedemiz Karacaburç köyüne yerleşmiş. Memik dedemizde Gözcü köyümüz var. Orada
üçer kola bölünmüşler bunlar. Bunların kerametleriyle ilgili şey olarak büyüklerimizden duyduğumuz, yağmur yağmadığı zaman burada tavuk keserlerdi, oğlak keserlerdi, kuzu keserlerdi, dua ederlerdi. Buradaki yapılan duaların, ibadetlerin yağmur yağmasına faydası olduğu yani görülürdü. Yani buradaki yatan muhterem zatların yüzü suyu hürmetine dua edilirdi. Kerametleri işte bunlar. Yani üç kardeş ayrılmışlar. Biri Pazarcık'ta Osman Dede orada kalmış. Gövde'de Karacabuç'a yerleşmiş. Memik'te de Gölcük köyüne gelmiş. Gölcük'te de program yapmıştık. Orada da yine orayı o türbeyi de çekmiştik sevgili seyircilerimiz. Şimdi burada şunu da söyleyeyim muhtarım. Yani bir dile olan, bir hastası olan, ne bileyim işte çocuğu olmayan bu tür yerlere, bu tür türbelere, ziyaretlere gelip böyle bir dilekte bulunuyorlar. İşte ağaçlara çaput maput bir şeyler bağlıyorlar. Böyle bir şey var mı? Evet, burada da aynen o şekil olabilir. Şöyle bir şey, gelebilir hastalar, şifa bulmak için gelebilir. Yerimiz mevcut, lojman gibi yerimiz de var yan tarafta. Burada yatabilir. Korkan hastalar, işte şifa bekleyen hastaları Gövde'de Hazretleri'nin türbesine gelip duasını edip bir kan akıtabilir burada, bir yemek yapar öğlen. Kendi yer veya işte burada dağdır gider yani, öyle şekilde bir duada bulunabilirler yani. Mutfağımız mevcut, lojmanımız var. Yani şeye, vatandaşa açık bir yer yani. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, ben hep programlarda söylerim işte bu tür köylerde veya ilçelerde mutlaka ve mutlaka %95'inde böyle türbeler vardır. Hani dediğimiz gibi işte hastası olan, ne bileyim işte çocuğu olmayan gibi dileğe olmak, dilekte bulunmak isteyen vatandaşlar gelip burada ben hep onları da söylüyorum. Yani ağaçlara çaput bağlama falan değil de geleceksiniz bu zatın mezarının yanında veya burada bir Fatiha okuyup göndereceksiniz. Evet. Şifayı veren, rızkı veren Rabbimdir. Başka hiç kimse yok. Şifayı veren, rızkı veren Rabbimdir. Ki hani derler işte biz bu atalarımızın, bu iyi kimseler, bunların yüzü suyu hürmetine, evet, biz şu an ekmek yiyorsak bunların yüzü suyu hürmetine ekmek yiyoruz denilir. Yani gerçekten de öyle. Tabii dediğimiz gibi rızkı veren Rabbim, şifayı veren Rabbim, önce Allah. Allah. Evet, önce Allah'dan Rabbim. Önce Rabbim'den isteyeceksin. Evet. Fakat bunları da boş bırakmamak gerekir. Zaman zaman bunları da ziyaret etmek gerekir. Gaziantep'te bayağı da çok mesela Ukkaşe Hazretleri var. Ukkaşe Hazretleri de esas Ukkaşe ismi. Ukkaşe'dir. Evet. Onlar da var. Bunları da ziyaret edip bir Fatiha okuyup daha geçmişten bugüne kadar işte peygamberlerimize, ashablarına, buradaki yatan bu zatların, bunlar artık burada ilim yaymak için mi buraya yerleşmişler? Artık burada bir bekçilik yapmak için mi yerleşmişler? Tabii ki bunları bilinmiyor. Bilinmiyor. Evet. Yani, tam ileriye dönük. Tarihimizde pek araştırmadığımız için. Şifa görenler de var. Burada gelip şifa görenler de var. Bura tüm Antep çevresindeki insanları, mahalleleri bekliyoruz yani. Gelip burada dualar edebilirler. Muhterem zata dua okuyabilirler. Kendileri bekliyoruz burada. Karacabuş köyü halkı olarak, muhtar olarak, vatandaşlar olarak bekliyoruz. Gelmek isteyenler de varsa, muhtarım da bahsettiğim yan tarafta lojman da var, oturacak, mutfağı da varmış. Evet. Burada gelip yata da biliyor musunuz sevgili seyircilerimiz? Burada da yata da bilirsiniz. Duanızı okuyup, işte bir şeyleri de keser, bir yemek yapıp, hem siz yersiniz hem de burada olan kişileri de dağıtabilirsiniz diyoruz. Dediğimiz gibi, işte bu muhterem zatlar artık ilim yaymak için mi artık buralardadır. Tabii ki geçmişi fazla bilmediğimiz için biz de yanlış bir şeyi konuşmamak, evet, açısıyla fazla ben detayına da girmek istemiyorum. Ayrıca çevre düzenlemesinin bozuk olduğundan dolayı eğer bir hayır sahibi abilerimiz çıkarsa bu ziyaretle ilgili tadilat da yapabilir çevresiyle ilgili. Onların da yardımlarını bekleriz vatandaşlarımızdan. Şimdi muhtarımız kapıdan girerken dedim ki ya burada şeyini bozmuşsunuz, bu doğal, evet, görüntüsünü. Bura görüntüsü nasıldı, önceki görüntüsü? Herhalde taş yapı falan bir şeylerdir. Taş yapı, ağ taş yapıydı. Türbe şey mi, ne, hutbe, şimdi, hutbe şeklindeydi. Hutbe şeklinde ağ taş yapıydı. Zamanla bakılmadı, harabe duruma düştü. İşte çocuk için tehlike arz ediyordu. Biz de tekrar yıkık bir tadilat yaptık. Ama eski yapıyla yapamadık. İmkanlar el vermedi. Yeni yapıya çevirdik. Allah bir şey olmaz inşallah, bu şekilde devam edelim. Olsun, gene en azından koruma altına almışsınız. Evet. Bir çevresini düzenlemiş en azından. Mezarımız bir orijinal mezar hala. Evet. Yani bir şey olmadı yani. Bir dua, sadece üzerine bir mermer geçtik. Ondan dolayı bir eski mezarda, o da ağda açtı. Üzerine bir mermer geçtik. Evet, onu da restore yapmışsınız. Evet. Güzel de olmuş. Evet. Bu taşlar eski mi? Eski taş. Onlar orijinal taşı.
baş taşı. O da ayak taşıydı. Orijinal taş onlar da. Hala eski özelliğini koruyor yani. Üzerindekiler boyadır herhalde. Çünkü... Boya. Boya. Evet. Siyah kara taştı onlar. Şu kara taş. Evet, kara taş. Onlar da kara taş. Bu da kara taş. Sadece boyandı. Yeşile boyamış, yeşile boyamışlar. Evet. Keşke boyamasaydınız. Öyle orijinalini daha güzeldi. Güzel olsun diye boyadık. Bu fes gibi. Evet. Baş taşını bir fes gibi yapmışlar. Evet. Eski zaman feslerinde. Evet. O şekil şemali de falan öyleydi herhalde bunun eski şeyinde. Aynı o şekilde. Onda, aynısı gibi duruyor daha hala. Ben ilk defa gördüm. Böyle bir ayak taşı, baş taşı diyelim sevgili seyircilerimiz. Evet. Burayı fes gibi yapmışlar. Orada farklı fes bir... şeklinde acaba eski insanların giydiği, hocalarımızın veya aşıklarımızın, evyarların giydiği tas gibi, o şekilde bir fes gibi düşünmüşler. Karacaburç köyünde sevgili seyircilerimiz, Göyde'de ziyaret etmek isteyenler varsa Karacaburç köyüne gelsinler. Ben yine tekrarlamak istiyorum. Yanında lojman da var. Orada oturup yemek de yapabilirler. Herhalde tuvalet muhalet var, hepsi de, hepsi de var. Mevcut. Gelmek isteyen olursa Göyde'nin türbesine, ziyaretine gelip bir Fatiha okuyup dilekleriniz de varsa önce Cenab-ı Allah diyoruz. Ondan sonra işte ki bu burada yatan zatlar iyi kimseler diyelim biz. Tam bilmediğimiz için ne olduğunu iyi kimseler diyoruz. Evet. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz? Demek istemiyorum. Aynı gibi. Muhtarımın dediği gibi. Bekliyoruz yani ziyarete gelenleri buraya. Gelip bir dua okumalarını bekliyoruz yani. Diyor. Köy halkımızda seni tanımadık. Ad neyi soyad neydi? Bilal Bozyiğit. Bilal Bozyiğit. Muhtar Azdasıyım. Muhtar Azdasıyım. Bilal Bozyiğit. Şimdi sevgili seyircilerim, muhtarım da antiparantez içinde de bahsetti konuşmalarımızın. Bir çevre düzenlemesine bir destek olmak isteyenler de varsa yine buradan da duyurmuş olalım. Yardımsever vatandaşlardan, yardımsever kişilerden bir çevre düzenlemesi, fazla bir şey de yok zaten, ufak bir yer. Böyle çevre düzenlemesinde katkıda bulunmak isteyenler varsa Karacaburç köyünde yine muhtarımı bulabilirler diyoruz. Burada şifa görenler de oldu yalnız. Çok gelenler oldu. Şifa da bulan oldu yani. Önce Rabbinden sonra gözde hazretlerinden şifa gören oldu. Önce Allah. Evet. Önce Allah. Evet. Rabbim ne diyor? Ne dileğiniz, ne isteğiniz varsa benden isteyin. Haşa aracısı yok. Evet. Veya şunusu yok veya bunusu yok. Rabbimden isteyin. Eğer kısmetinizde varsa zaten Rabbim veriyor. Veriyor. Kurbanım yanına. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyü gezilerimiz devam ediyor. Biz neden ayrılmayın? Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyü gezilerimiz devam ediyor. Muhtarım dedi ki bizim bir kara kuyumuz var. Şükür ki faaliyette. İçinde su da var. Biraz önce de içtik suyumuzu. Gerçekten de güzel de bir suyu var. Şimdi sevgili seyircilerimiz, ben hep programlarda söylüyorum. Bu tür yerlerde köylerin işte suyun olduğu yere kuruluyor. İlk 2 ev, 3 ev, 5 ev derken etrafı çoğalıyor. İşte köy su ihtiyacını, çamaşırdı, bulaşıktı, işte banyodu veya davarların sulanması için su ihtiyaçlarını bu tür kuyulardan karşılıyorlardı. Şimdi modernleştik. Hani şu bu da çok sık söylemeye başladım. Ben bunu işte tüfek icat oldu, metlik bozuldu gibi hep şeyler söylenir. İşte bunlar daha güzeldi, bunlar daha iyiydi. Kireç yok. Doğal kaynak suyu tertemiz. Yani bilmeyeyim, hep o eski günlere bir dönebilsek keşke. Evet. Diyorum. Söz muhtarda. Evet muhtarım. Bura bizim eski Karakuyu dediğimiz mevki.
burada yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz burada köyde su olmadığından dolayı eşeklerle, beygirlerle üzerine semer atarlarmıştı, atların at arabasıyla. Buradan köye su temin ederlermiş. İşte içmek için, yemek yapmak için çok eskilerde ninelerimiz, dedelerimiz bu rezilliği yaşamış. Biz şu an, şu günde şükretmemiz lazım. Sularımız muslulaştığımız zaman elimize akıyor. Yani eski insanlar kalsa görse ki, yani şu rahatlığı görse, inan ki çok şaşırırlar. Yani bu kuyumuzda çok güzel bir suyu var, doğal kaynak su. Damla kireç yok. Yani hiç çayını koy, billur gibi çayı çıkar. Çok lezzetli bir çay olur. Yani bir taş düşürdüğü de söyleniyor bu suyun, böbrek taşını. Yani eskiden 1 kilometre uzakta bizim köye mesafede. Yani çay demlemek için bu sudan tavsiye ederim. Yani gelsinler bu sudan çeksinler, güzel bir çay demlesinler Servet Bey. Çaylarını da demlesinler, yemeklerine de koysunlar diyoruz. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz, muhtarım aslında güzel bir şeye değindi. Şimdi böbrek taşları, taş da kumu da o zaman düşürüyormuş. Peki kanıtlandı mı veya böyle taş düşüren, yok, kum düşüren birileri var mı bu sudan içinde? Öyle bir kanıtlanma olmadı da yani faydası görüyor. Yumuşatıyor. Midenin, insanın midesini yumuşatıyor. Güzel bir, yumuşak bir su yani. İçimi güzel, rahat bir su yani. Öyle şey değil. Kireç yoktur. Yani içtiğini bilmiyorsun, fark etmiyorsun yani. Tokanmıyorsun. Evet, doğru, doğru öyle. Evet. Suya doyamıyorsun yani. İçtikçe içesin geliyor. Öyle bir su özelliği var yani. Muhtarım da söyledik mi sevgili seyircilerim? Gerçekten de yumuşak bir su. Tadını nasıl tarif edeyim? Gelin için. Evet, amcamın onu daha iyi bilir. Hacı Bey de konuşsun. Yaşlı. Gel amcasını bu. Gel. Dayım var burada. Gel dayım. Seni tanımadık. Buyurun gelin. Gel sizi tanıyalım. Benim ismim Mehmet teyze. Evet, burası çok eski bir kuyu yani. Burayı daha biz bilmiyoruz yani. Çok eskiden yapılmış yani. Su olmadan dahil. Burada köylü geldik ki eşeğine, katırla, terekelerine su çekildi zamanda yani. Köyümüzde su yoktu. Birinci su yani. İçmek için 5 dakika içe şişkinlik vermez. Miden sıyırdır atar. Hiç, ne kadar içersen iç. Zararı olmadı insana. Evet. Çok faydalı bir su. Yani kebap ve bir, eğer bir şey kuzu devirsen genel faydalı bu. Her şey yoktur sana, her şey vardan yok. Bir kuyu daha orada var esas. Bunun burada yatıyor yani. İki tane kuyu var. Bir tane de şurada var, 3 tane. 3 kuyu var. Bu eski kuyu. En iyi kuyu bu. En iyi kuyu bu. Şimdi faydalı, peki, suyu da faydalı. Peki ben şunu söyleyeyim. Şimdi ilk köy buradan suyunu, su ihtiyacını buradan karşılıyormuş. Evet. Ben gördüğüme göre var arada hiçbir ev yoktur. Var, var. Ören. Öğren, eski karşı evler. He, evet. Bakası evet. Burası eski oturum yeri. Eski evin eski yeri, yerleşim yeri. Derenin alt başında eski oturum yeri buralar. Ha, bu kaşlar hep oturum yeri. Yani burası eski oturum yeri yani. Ha. Şu kötü köy. Şu tepe. O zaman eski yerler yıkılmış. Aynen, yıkıldı. Köyün merkezi olan bizim az önceki geldiğimiz yere taşındıklar. Buradaki istana doğru geldik. Ya yani bir kalabalık oluşuk orada yani. Eski yerleşim yeri bu karşı cephe. Kötü köy dediğimiz mevki bu mevki. Anladım. Ya Ören yeri de var orada. Aşağıda da var yani. Bir Ören yeri, bir oturum yeri de aşağıda var. Burada. Burası merkezi bir yer. Bu kuyu çok eski bir kuyu. Evet. Yani ha, ben sürekli söylüyorum. Hep bu suyun olduğu yere aynı yerleşim öyle yapıyorlar. Evet. Eski büyük tane kuyu var. En büyüğü bu. Bir tane ileride var. Bir ileride daha var. Evet. Üç tane kuyu var. Üç tane kuyu var. Yani burada insanlar yaşamış zamanında. Kötü köy dediğimiz bir köy vardı. Bu da yukarı cephede. Karşı dağ göreminde. Burada yaşamışlar, bu suyu kullanmışlar, içmişler. Ondan sonra işte bizim köylüler gelmiş, Karacaburç bir birleşim olmuş burada. Kalabalık, dümuz çoğalmış. Oraya yerleşmişler, evet, çoğalmışlar. Şimdi bu su hep aynı seviyede mi kalıyor yoksa kış güzel olduğunda yükseliyor mu? Yükselme oluyor. Yükselme kışın yağmur bu çok olduğu zaman. Yağmur da maşallah, evet, planala çok. Ama doğal oluyor olarak yazlık kışlı, yazın genellikle hiç eksilmez. Bu seviyede kalır suyumuz. Evet, kalıyor, düşmez. Devamlı kaynar su yani. Bu full doluya, tabi yarıda doluya yani. Yarıda doluya var. Çıkmaz su. Şimdi kullanan çok fazla olmadığı için şurada bostana kullanıyor. Bostana kullanmadı, kimse kullanmıyor şimdi. Yani bir gelik yolunda içmek için. Evet, çok az bir şey yani. Son tajlar falan da vuruldu. Tabii ki aynı, bu kalmadı. Dağıldı sular. Evet. Elbette ki azaldı. Güzel bir su yani. Peki bu yapısı ilk orijinal eski bir sonradan tadilat gördü mü muhtarım? Sonradan gördü. Sonradan yapıldı. Altta var. Eski daha tut da var, belki daha tap. Şimdi sudan görükmüyor bunun. Tut? Tuttan tap atıklar, tabunun altta. Daş nerede mi? Tap atıklar, tap, kalın tap, şu karınlık tap. Daha o duruyor burada bak. Antik olaraktan. Buna çok gelen oldu bu kuyuya. Çok eski bir kuyu. Yani fazla 200 senetten fazla Celal Usta.
Ne 2-3 senedir ya? Fazla fazla, çok fazla. Yani tabanda bunun amca oğlunun dediği gibi eski büyük tut ağacından tap yapmışlar. O tapın özelliği ne yemi oğlu onu ben bilmiyorum. Sen anlatır mısın hacı onu? Tam olarak ben bilmiyorum. Bak ona çok önem verdiler. Yani çok kişi geldi. Bak ona bak niye yani. O kalk tabanda yani tam olarak. Şimdi tut ağacı su emmez. Evet. Bu eski tarihlerde binlerce yıl öncekilerinde de dahi tut ağaçlarının o büyük bedenlerinin veya kerestelerini böyle temelin altına atarlarmış. Özelliği o su, suyu emer, ondan sonra emmez ve çürümez. Yüzlerce yıl, biz de yanlış olmasın biz de duyduğumuzu söylüyoruz. Hani geziyoruz her yerden bir şeyler alıyoruz. O suyu bir parça suyu emer, ondan sonra kalır, çürümüyor. Tut ağacında özelliği öyle. Bu merdiven yiyordu. Burada ayağımızla iner içerdik. Ayakkabına su içerdik. Bu şekilde. Kabı nerede vuracak? Tası nerede vurursun? Tas. Tas. Bundan da alır içersin işte. Ya doğru söylüyorum ya. Ayağın aynı, teri de aynı. Teri de kokusu da ona aynı şifa içerdik olurdu. Ya içerdik. Değil mi? Yani ya. Allah söylüyor. Doğru doğru. Daha da yaşıyor. Eski lastik ayakkabılar vardı aynı işte. Ya ürünle içerdik. Temizler ürünle çekerdik. Ya da dilbet koru içerdik. Kurtlu olursa. Ürünleri de buğday sapı. Ha. Değil mi? Aynı. Evet aynı. Onu... Pipet dediklerde şimdiki aynı. Hani şutlerde falan var ya. Yok. Yani suyu nereden bulacak? İçmeye ki ne? Şimdi Allah'a şükür etmek lazım yani. Su bol. Şimdi bir tanesi sen ya boruyu açmayı zorsun. Ulan ben sana yevmiye versem. Gel. Merkepten her büyük su götür şu követsem. Bir gence. Bir tanesi gel. Ne sarabilir? Ne de getirip eve dökebilir o suyu. Şimdi kuyudan yani, su da çekemez içine düşer. Mümkün mü var? Ha. O kuyunun hani batacağını hani şey diyeceğini bilemez. AGS bir saatte batar ancak bunun şeyini doldur kapları yani. Yani o da içine düşer o da çekimdeyken. Özelliği o yani bu kuyunun yani çok özelliği var yani sen bakma. Buralar da sonradan yapılmış tabii ki kenarları. Eskileri şöyle yuvarlak aynı olurdu. Aynı. Taştan yapılırdı. Bu iplerin mesela su çekerken aynı bu kenarlarını kenarlarını şey olurdu. Kemeri yani ağdaş olurdu. Bunu çektikçe ipin geldiği yer birçok kuyularda belli olurdu yani. Şimdi bu şey olduğu için beton olduğu için vermiyor yani. Eski şey olsa ağdaş kenarın olduğu gibi ipin çektiği yer belli olurdu yani. İp gidik gele gidik gele taşı kertiyor ya. O zaman kuyu oldu daha orijinal oldu. Belki daha öbür kuyularda var. Şunda da var herhalde tahminime göre. Evet, bu ben, 3 tane kuyu var yani. Hep, bir de şu 4 tane. 4 tane kuyu var burada. Ben hep söylüyorum sevgili seyircilerimiz keşke o eski yıllara dönebilsek. Ben çok arzuluyorum. Hani benim yaşım 300-500 değil. Benim yaşım 56. Ama biz bunları gördük. Hatta bizim köyde de koca köyde bir tane kuyu vardı. Hep onlardan çekerlermiş. Tabii biz köyü görmedik de söylediklerine göre o kuyuyu biliyoruz. Yani şimdi muhtarım da bahsettiği gibi işte mutfakta açıyorsun, tuvalette açıyorsun affedersin suyu hazır. Buzdolabı, çamaşır makinesi, ne bileyim işte televizyonu, elektriği her şeysi mevcut. Keşke o yıllara dönebilseydik. Ne hatır kaldı, ne sevgi kaldı, ne sevgi saygı kaldı. Ya bir de hiçbir şey kalmadı. Nereye gidiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Ben onu da bilmiyorum. Böyle eski şeylere de geldiğimde de ben gerçekten duygulanıyorum. Yani şimdi düşün, yıllar önce burada işte genç kızlarımız, hatta biraz şeyde de yine bahsettim ben söyledim de genç kızlarımız buraya gelip belki köyün delikanlıları genç erkekler de gelip suyun başında kız da beğeniyorlardı belki çamaşır suya gelen kızları burada çamaşır yiyorlar çamaşır daha köyden gelip burada çamaşır yiyorlardı da o da tuluk vardı daha tenekeyi bulsalar tuluk vardı şimdikiler bir karşına söylesem boruyu açmaya zorsun ya yavrum senin dinin vicdanın yok mu bölgede nasıl yaşadı burada ha? Avrupa usulüne gidiyor. Bozulduk yani Avrupa usulüne gidiyor yani bir şimdiki. Yalağımız var. Evet Bey. Evet. Eski bir yalağımız. Bank bir hayvanlar su içmesi için olarak olmuşlar yani eski bir yapı yani. Evet. Orada curunlar da olurdu. Curunlar da olurdu. Beyler suyun kuyunun etrafına curun falan da kollardı. Suyu çekerlerdi işte o curuna doldurup affedersiniz davarlar, inekler falan işte gelip oradan suyu içerdi. Tarihimiz, kültürümüz, sevgili seyircilerimiz eski. Eskiler. Güzeldi. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Ben bileyim. Ha, onun ben suyu, biliyorum. Onun suyu nasıl olurdu? Tulum suyu buz gibi olur. Ha, faydalı orada. Hiçbir zararını gören olur muydu onun bu zaman? Hasta olanı. Buz gibi olur. Dedem 95 yaşadı. Deriden olur. Ona tencere şey, ta ayak olurdu. Şeyini açardın, çıkar içerdin, oradan geri bağlardı, ipten geri. Şimdikleri o termos, ince... Buzdolabından ilaç, suyu alıp içiyorum. Yarısı ilaç, içtiğimizin, yediğimizin, içtiğimizin, her hepsi ilaç. %99 ilaç. İlaç, hastalık çuval, hastalık çuvalacak tabii. Çuvalmaz mı?
Al ilacı yesin. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi keşke eskilere dönebilsek. Keşke o günleri tekrar yaşayabilsek. Şimdiki gençlerimize onları bir anlatabilsek. Onlar da anlayabilseler ne güzel olur. Eski hatır, gönül, sevgi, saygı, şey, örf, adet, gelenek, göreneklerimiz maalesef ve maalesef kalmadı. Muhtarım yine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Evet. Sağ olun, sizlere de sağ olun muhtarım. Evet sevgili seyircilerimiz, Karacaburç köyünde de böyle kara kuyu dedikleri yere de geldik. Suyunu da içtik. Buradan da biraz görüntüler aldık. Biraz da maziyi hatırladık. Gezilerimiz devam ediyor, bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, bundan yıllar önce, herhalde bir 14-15 yıl önce Gaziantep'li bir milletvekilimiz meclise çıkmış, demişti ki yaba Antep fıstığını bu kadar ne şey yapıyorsunuz, dağda yetişen bir çalı ormana çıkmadım demişti. Ormanda yetişen bir evet. Çalı demişti. Orada biz de o köyün muhtarıyla şu kadar bir fide ekmiş. Onun yanına oturduk. Orada bir program yaptık. Yani bu 25-30 yılda yetişen, meyve veren bir fıstık ağacı. Gaziantep'imizin fıstığı. Fazla ben girmek istemiyorum. Yanımızda fıstık uzmanı yine bir dayımız var. Ben mikrofonu ona uzatacağım. Dayı Hüceli, sizi bir tanıyalım. Benim adım Özcan Bektaş. Özcan Bektaş. Ya bu 30 senede şeye geliyor, meydana geliyor. Dikmesiyle mahsula binmesi 30 sene sürüyor tam. Şimdi bu sene fıstıklar nasıl? Özcan dayı, ben onu söyleyeyim. Bu sene fıstık yok, hiçbir şey yok. Üzüm yok, mahsul yok. Hiçbir şey yok bu sene. Şimdi aslında bu yıl rahmet de güzel oldu. Rahmet yani yağmur da güzel oldu ama. Yağmurla olmuyor bu. Hiç yağmurla olmadı ya. Yağmur öyle yağdı, öyle de gitti yani. Şimdi Gaziantep fıstığı da bir sene verir, bir sene vermez. Bir sene vermez, evet doğru. Bu sene olmayan senesi mi? Evet. Bu sene yok. Yani bütün Gaziantep'in hemen %60'ı diyebilirim fıstık üzerine geçimini sağlıyor. İşte Baraguvası, bütün köylerde şu an birçok yerde yok durdu. Hiçbir yerde yok. Herkes yeni yeni dikti, yani yetiştirdiler. Evet. Özcan abim de bahsetti gibi sevgili seyirciler, bu 25-30 senede hani bir de şöyle bir şey söylerler. Fıstığı dik, torunların yesin evet, diye öyle. Bir laf var. Evet, evet senden alalım. Aynen öyle. Vallahi bu sene hasret yok. İşte bunu 30 senede şeye geliyor. Meydana geliyor. Mahsula dikmesiyle yetiştirmesi 30 sene sürüyor. O sene daha dedi ki milletvekili bu ormanlar çıkıyor. Bunu bu kadar fazla şey yapma falan de. Ha, oldu yani. Ha, böyle de bunu duyduk yani. Evet. Aynen öyle. Biz bu otumu alırız. Küçük halindeyken alırız. Bunun aşıya gelmesi 7 sene sürer. 7-8 sene emeğine bağlı. 10 seneyi de bulabilir. Bu 7-8 sene içinde şu hale gelir. Bakımını iyi yaparsan. Evet. Bu aşıya gelir. 7-8 sene içinde. Aşıladıktan sonra dayım da aşıya geçsin. Olmazsa. Dayı sen de aşıya geç olmazsa. Şimdi bu ağaç ne muhtarım? Bu butum dedik biz buna. Butum şu fıstık menengiç. Butum. Evet menengiç ağacı. Sakız ağacı da derler sevgili seyircilerimiz. Evet. Şu bizim Gaziantep yöresinde ve Türkiye'nin hemen hemen her tarafında vardır. Evet. Bu
bu dağlarda şeylerde olur. Küçük küçük merengiş, hani merengiş evet. kahvesi de yapılır. Onu şimdi, kavururlar, döverler. Çok da yağlı, güzel de kışında iyi bir içecek olur. 7-8 senede muğla gelir, aşıya gelir. Aşıya geldikten sonra biz aşlak fıstıktan böyle bir kalem alırız. Bu kalem buradan kesilerek çıkarılır. Normal butum ağacına aşı yapılarak fıstığın döl vermesine sağlar. Bu da aşıladıktan sonra 5-6 sene sürer. O 5-6 sene içerisinde ağaç büyür, kol atar. Ondan sonra mahsul kırmaya başlarız Servet Bey. Buyur dayı, aşısını olmazsa sen yap. Bu da canlı canlı butum dedikler, yani melengiş ağacına fıstık aşısı yapılacak sevgili seyircilerimiz. Önce keselim. Önce bu şuan keselim. Kabı hafif açılarak, kabı hafif açılır. Sonra kalem düzülür. Kaleme zarar vermeden çıkarmak çok önemli. Yoksa o zarar verdiğin an içinde onun bir şeyi var. Orta yerde bir özü var. O öze zarar verirsek bu ağaç kalem tutmaz. Evet. Zıplık o özünün iyi çıkması lazım. Bir daha şöyle bir daha yiyelim. Tabii bunlar da tecrübe. Yani her adam bunu yapamaz. Herkes bu aşıyı tutturamaz. Evet. Yani yaprağının dibinden aldı. Evet, dibinden alıyor. Hafif açarak yuvaya yerleştiriyor şeyi. O aldığımız. Orada hava almayacak şekilde buraya yerleştirilerek etrafı güzel bir yumuşak bezle. Nasıl iple bağlayacağız? Arılır. Peki şimdi aşı zamanı mı tutar mı? Tutar. Şu an aşı zamanı tutar. Aşı zamanı değil de. Şu gözden bir hafta içerisinde bu gözden can alarak şöyle 10 santim büyüklüğüne gelir. O 10 santim büyüklüğüne geldikten sonra tekrar bu ipi çözeriz. Kol atar böyle. Aradan 10 gün geçtikten sonra ip çözülür. 2 hafta sonra bu şey sürer, ışkı sürer. Yani. Işkı sürer. Şimdi aşımız şey, tamam. Tamam. Aşı tamam. Tabi biz bilmediğimiz için şu yaprağının şeyini aldılar, şurayı. Aynen. Evet. Işkı yaprağının ışkını şunu aldılar. Orta yerde bir göz vardır. Bu göze zarar vermeden kalemi çıkarmak lazım. O göze zarar verirsek o ağaç tutmaz. Anladım. Evet. Bu şey, kalemdiriz, göz. Bu oradan can alıcı, su alıcı, evet. Mesela büyücü. Şimdi bir ağaç 30 senede meydana gelir bu. 30 sene. Yani orada konuşmayan kim olursa olsun 30 senede meydana gelir. Bu devşirde yetişiyor. Su bile yoktur bak bunun yerinde. Yok. Emek zorunlu. Bak emek zorunlu. Kazacağım bunu her tarafa çürütünü süreceğim. Şey diyeceğim 30 senede meydana fıstığa gelecek bu. 30 sene sürer. Ya ben dedim yani sen dik torunların yesin. Evet, yani. 30 sene sürer yani. Yani her ağacın tabii bunun da çeşidine göre olur. Pis, kimisi kış, fıstığı olur, şey olur. Kalemi cins olanını atacaksın bunu. Fıstığın içinde. Bunun erkeği var, dizisi var, tüpü var, tüp de atacaksın. Mesela ondan sonra Servet Bey ağaçladıktan sonra 10 sene sonra şu hale gelir ağaçlarımız. Fıstık vermeye, mahsul vermeye başlar. 10 yıl sonra. Burada biraz önce de söyledik sevgili seyircilerimiz. Bu sene fıstıklar da kötü. Kötü, evet. Artık bu sene ne olur? Fıstık fiyatları tabii ki komisyoncuların şeylerin eline düştü müydü? Artık ne olur bilmeyeyim. Fıkaranın eline satayım. Onlar da zaten. Fıkarada yok. Yani emeğini veren insan para kazanamıyor. Depoya koyan adam para kazanıyor bu işten yani. Yani hiçbir şey yoktur. Çiftçiye hiçbir şey yok. Ne ilaç var, ne bir şey var. Hiç bakım yok çiftçiye. Kuru kuruya yani. Bir yardımcı olan yoktur. Gel yerinde denetle. Her şeyi yerinde görmek lazım. Antep fıstığının sahibi yok. Hiç kimse sahibi yok. Sahibi yok. Şimdi az önce söyledik. İşte bu ormanda yetişen bir çalı değil. Evet. Dağda yetişen bir çalı değil. Bu Gaziantep fıstığı. Fidesini dikiyorsun veya böyle aşılıyorsun. Aşılanan 10 yıl sonra bu şekilde geliyormuş. 25-30 yıl sonra da fıstık verecek. O da bir sene verecek, bir sene vermeyecek. Köylü de bundan para kazanacak bu kadar da emek yaptıktan sonra. Yani tekrar söylüyorum ben, ormanda yetişen bir çalı değilmiş sayın vekilim. Evet. Bunu buradan duyurmuş olalım. Ormanda 2
İkinci bir sefer. Bundan ormandan çıkacaksın. Yani ki hangi mühendis gelirse gelsin o menekten çıkan fıstığın üzerine yağlı olarak kimse tutturamaz yani. Evet, fıstığı daha lezzetli. Daha üstün. Ağacından çıkan fıstık daha, nezzetli, daha yağlı ve lezzetli. Bayağı dikmiş. Benim fıstığım var. Sen sakızdan mı çıktın geçtin bunu? Yok. Sakız da açtım. Bak bunlar kim? Evet. Sakız da var eski. Ta anadan doğma. Esas fıstığın geleni o yani. Menekten çıkma. Bütün etraf komple birçoğu ondan haşlama yani. Ya onların. Ha ya burası dikme. Bak dikme olmayan yerler de var. 3 sene. Yani gördüğünüz gibi fidan 7 senede 7 yılda bu hale gelmekte yani. 7 yıl önce bu ağaç küçük bir ağaçtı. 7 yıl emekledi daim bu hale getirdi. 30 yıl. Peki niye geç büyüyor bu? Ben hep kafamdadır bu soru. Niye geç büyüyor bu? Böyle mi? Baksana ne iş kısmıyor? Baksana. Yer bakımından çok şey. Bizde sulama yok. Emek zorunlu. Buraya yuka bir yer yani. Bizim toprağımızda da bir şey yoktur. 10 santim. Var 10 santim. Ben sana sen burada çok, o çok zaman bu adam emek verir. Yayan gezemezdim bunun içinde yani. Gayet emek zorunlu. Yani bu işler toplum kolaylık bir şey yoktur. Yani zorla kazanan bir adam biz yani bunun içinde. Doğru. Ben bu toprağa geçsem çok adam kazamaz. Dibini belleyemez bile. Bir bel bile vuramaz. Zamanını geçir. Yürüyemez. Ha yürüyemez yani. Kaya. Biz öyle bir para kazanıyor ki yani. Biz biliyoruz sizin nasıl para kazandığınızı. Fıstığı senden alıyor, benden gidiyor zaten elimde. Yerinde zaten varmış ulaşmış. Para yok kazanıyor, ben kazanamıyorum. Yetiştiren bu adam, üreten bu adam. Para kazanan yok, sahibi yok. Fındıkmış, üretim. La fındığını ağaç bir parça içsen gözüne her şeyine faydası var. Antep fıstığının. E fındığın ne faydası olacak? Antep fıstığı yiyeceksin ya. Her türlü faydası var sana. Her türlü. Fındığın da faydası var da. Var da. Neyse karıştırmayak. Evet. Karıştırmayak. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi bu sene fıstık çok az. Allah üreticiye yardım etsin. O kadar masraf, o kadar emek. İşte hep ben söylüyorum bu tarlalar, bağlar, bahçeler açık hava fabrikası diyorum. Ben işte yağmur yağar, çok yağar olmaz, az yağar olmaz, yağmaz olmaz, dolu vurur, sinek vurur. Böceği olur, şunu sorur, bunu sorur. İlacını tam veremezsin. Bir sürü şeyi olur. Baya sıkıntılar, baya şeyleri evet. Oluyor. Buna emek verilip. Eylül ayına geldik ağa üzümümüz. Yani hava değişimi çok zararlı var yani. Bunlara. Dediğimiz gibi emek veriliyor o kadar. Allah yardımcıları olsun. Üzüm doğması bu, olması lazım. Neyi bu? Önlüsü mü bu? Önlüsü. Üzüm olması lazım. Şimdi alacı olması lazım. Yani bir iki tane içine yetik olması lazım. Ağa evet. Sana üzüm. Siz bu anda hiç daha yok. Ben bunu... Çarşıya mı götüreyim ben mi yiyeyim? Fazla yağışlardan dolayı bu hale geldi. Esas yani her sene böyle olmazdı da bu sene fazla yağışların da bayağı etkisi oldu. Ondan dolayı yani işte goruklar böyle ufak kaldı. İşte ben dedim ya çok evet. Yağar şey. Çok yağışın da bayağı bir zarar oldu yani. Fazla yağışın da bayağı bir zarar oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Evet. Yine Rabbim ne verdiyse baş üstüne çok şükür. Rabbimden gelene çok şükür. O Rabbim en iyisini bilir. En güzelini bilir. En doğrusunu bilir. Peki yine teşekkür ediyoruz. Devlet Bey'in de burayı yorduk. Ayaklarına sağlık. Aradığımızın içine geldi. Allah razı olsun. Köyümüzü tanıttı. Valla işimiz bu. Daha geleceğiz. Daha geleceğiz Kiyam. Daha geleceğiz. İşimiz bu. Köylünün, üreticinin, çiftçinin Allah yardımcısı olsun diyoruz sevgili seyircilerimiz. Dediğimiz gibi bu sene de fıstık yok. Buradan da duyurmuş olalım. Karacaburç Köyü gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu hafta neredeydik? Sizler de izlemiş olduğunuz gibi Karacaburç köyündeydik. Muhtarımla, köy halkıyla birlikte gezdik, dolaştık sevgili seyircilerimiz. Buramızın dediğimiz gibi sonuna yaklaşıyoruz. Muhtarım gezdik, dolaştık. Sizleri de bayağı yorduk. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi Servet Bey köyümüze geldiniz, şereflendirdiniz, onur verdiniz. Gereken yerlere gezdik, baktık, konuştuk, hasbihal olduk. Ayağınıza, elinize sağlık, emeğiniz geçti. Sağ olun, teşekkür ederim. Köylerim adına ve kendim şahsım adına hepinize teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Buradan da tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nda kutluyoruz sevgili seyircilerimiz. Kurban'da da şurada 4-5 gün bir şey kaldı. İnşallah kurban önce yayına girer program. Yine de buradan da tüm Karacaburç köy halkı ve tüm İslam aleminde mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yine köy halkımız yanımızda. Sinan sana da mikrofonu uzatayım. Sen ne söylersin son olarak?
Devletimize, milletime bayram hayırlı olsun demek isterim ben. Başka ne diyebiliriz? Başka ne? Ellerinize sağlık. Geldiniz, teşekkür ederim. Köyümüze kadar. Güzel. Her şeyi gezdik, gözdük. Arkadaşlara sunabilirsin. Şu kelamı arkadaşlar. Başka da ne diyeceksin? Başka sen, ne diyebilirim? Biz seni... Seni görmedik. Sen yeni geldin. Yok. Yeni geldim. Sen de şey söyledin mi? Teşekkür ederim. Başka ne söyleyeyim? Elinize ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir şeyler olmuştur sevgili seyircilerimiz. Dediğimiz gibi Karacaburç köyünü gezdik, dolaştık. Bu haftaki de buramızın sonuna geldik. Haftaya bir başka bölgemizde, haftaya bir başka yöremizde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.